Merhaba değerli arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 6. günü. Ee, bu savaş ne zaman biter? Biter mi hemen? Rusya-Amerika-NATO-Avrupa Birliği kapışmasında Rusya dize gelip Pardon biz hata ettik, suçlu Putin ve çevresindekilerdir. Alın size bunları verelim, lahede yargılayın. Biz de muhalefet liderini başa getirelim, liberal demokratik düzene geçelim değer mi? Veyahut da Putin, Putin Kiev'i alıp bayrağı diker mi? Harkov kentini, Odessa'yı ele geçirir mi? Şu an merakla izliyoruz. Bir de ya Rus ordusu kağıttan kaplan mı hocam diye sorular geliyor. Değerli arkadaşlar, savaş daha yeni başladı. Sizinle bu noktadaki fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, savaş daha yeni başladı. Yani geçmişe baktığımızda Gürcistan küçük bir bölgede olan savaş 6 gün sürdü. Ayrıca Kırım'ın alınması 1 ay sürdü. Donbas'taki o küçük iki bölgenin alınması Ukrayna ile savaşta 2 ay sürdü. 2014'ten bugüne köprülerin altından çok su aktı. Yani Ruslar ilk başta belli ki hemen birkaç günde bu işi bitireceğiz şeklinde bir yaklaşım içinde bulunmuş. Bunun neden böyle olduğunu biraz sonra anlatacağım. Ama 2014'ten bu yana Amerika Birleşik Devletleri CIA, Batı istihbarat kurumları Rusların niyetini, gelecekteki stratejisini bildikleri için Ukrayna'da ciddi bir eğitim verdiler. direniş organize ettiler, şehir savaşını öğrettiler. Aynı zamanda Kırım'ın ve Donbas bölgesindeki işgalde Ruslarla savaşta Batı Rusları iyi izledi. O dönemde tesislerini tamamen ima etmişlerdi. Çalışmıyordu Ukrayna'nın tesisleri. O dönemde siyahları yoktu. O dönemde orduda tesisin çalışmaması, iletişimin kesilmesi, Rusların elektronik harp yeteneği kullanaraktan Ukrayna ordusunu darmadağın etmesi başarısızlığa mahkum etmişti. Ama şu an Batı bu eşitlikleri gidermiş görünüyor. Peki Batı 2014'ten bu yana harır harır çalışırken Ruslar bu süreci izlemedi mi? İzlemediğini düşünüyorum ben. Bu da başka bir şeye vesile olacak. Neye vesile olacak? Ondan bahsedeceğim. Şimdi Rusların devlet televizyonu var. RIA Nisto. Diyor ki orada e, televiz RIA no no televizyonu var. Orada sitesine bir yazı atmışlar. O yazı da Hoş geldin küçük Ruslar. Yani Ruslar kendilerini büyük Rus, Ukraynalara küçük Rus, Belarus'ta beyaz Rus olarak e, lanse ediyorlar. Putin'in temel şeyi Slavları birleştirmek, Rusları birleştirmek ve Rusya'nın nüfusu sürekli söylüyorum 140, 146 146,5 milyon ama 2050'de 135 milyona düşecek ve Rusya'nın içinde Türk unsurlar etnik köken olarak daha ağırlık ciddi bir unsuru var. Diğer başka milletler var. Dolayısıyla Ukrayna'yı, Belarus'u birleştirerekten büyük bir Rus hayali vardı. Dolayısıyla Rusya, Avrasya bizim diyor. Bu bölgede patron benim diyor. Amerika Birleşik Devletleri hiçbir zaman bunu tanımadı. Sovyetler Birliği yıkıldığında bu iş bitti. Ruslar bir daha ayağa kalkamaz diye bakıyorlardı. Ama Ruslar çabuk kalktı. Hem Sovyetler Birliği'nin e, unutamadılar hem Çarlık'ı unutamadılar. Şimdi ikisinin arası bir model. Çarlık Rusya'sı daha çok andırıyor. Sovyetler Birliği döneminde de zaten Ruslar Rus'tu yani. Rusça konuşuyordu. Her tarafa Rus dilini embez ettiler. Stalin e, Çarlık Rusya'sını özenerekten yine işgal etmişti. 1956 Macaristan, 1968 Çekoslovakya o dönemde Batı da buna bir şey yapamamıştı. Şimdi Putin dedelerinin izinden gidiyor ve geri döndü sağlara ve bir hamle yaptı. En büyük hamlesi Ukrayna. En büyük hayal de diyebiliriz. Şimdi biz genelde Batı kaynaklarından, Ukrayna kaynaklarından haberleri takip ediyoruz. Sosyal medya öyle çünkü Ruslar yok. Ama buldum Rusların ne yapıyor bu Ruslar içeride diye. Ruslar Ukraynalı askerlerin kendileri çiçekle karşıladığını söylüyorlar. Kendi medyalarında, devlet medyasında tabii muhalif medya da var ama aynı zamanda teslim olan Ukraynalı askerleri konuşturuyorlar. İşte Ukrayna'nın içinde bir problem yok. Rus halkının bildiği şey bu. Ama Rusya'da Halk savaşa karşı doğal olaraktan Birinci Dünya Savaşı'nı, İkinci Dünya Savaşı'nı yaşamış bir millet. Avrupalılar gibi, gerçi Avrupalılar gibi hassas değil. Avrupalılar'a savaş dediğinizde düğüleri diken diken oluyor. Ancak Putin'in bu hamlesi Avrupa'da savaş e, kavramını yeniden getirdi. Barış isteyen savaşa hazır olsun sözüne istinaden Almanya'da adeta devrim niteliğinde karalığa alınıyor. Almanlar da yeniden dünya savaş sahnesine dönmeye hazırlanıyor diyebilirim. Çünkü 112 milyar dolarlık bir savunma bütçeleri vardı. Bunu 100 mil, 112 milyar euroluk, bunu 100 milyar avro daha takviye ettiler. Muhtemelen önümüzdeki günde Almanlar ciddi anlamda bir ordu kurma girişiminde olacaklar. Şimdi Rus ordusu kağıttan kaplan mı? Ne oluyor? Böyle bakıyoruz Ukrayna kaynaklarına. Traktörleri, Rus sürücü araçları çekiliyor. Ruslar geliyor market nerede diye soruyor Rus askerleri. Bir diğeri benzinlik soruyor bir e, di, diğer Ruslar halka sesleniyor. Şimdi Ruslar savaşta acımasızdır. Bunu Suriye'de gördük. Hava bombardımanında sivil mi dinlemiyorlar. Darmadağın ediyorlar. Ama aynı Rusların Ukrayna'da şu ana kadar böyle bir şey yaptığını görmedik. Bugün sadece Harkov'dan gelen haberler vardı. Hava saldırısı başlattılar. Ama yine de büyük çapta değil. Ruslar Ukrayna'nın hava sahasını kontrol altına aldık diyorlar ama Amerikalılar da tam almadılar diyor. Peki ne oldu Ruslar? Suriye'de Müslüman diye mi çoluk çocuk hastane demeden dümdüz ediyorlardı da Ukrayna'da yaptılar bunu. Putin'in birinci stratejisi Ukraynalıların böyle bir direnç göstereceğini inanmıyordu. Yani bunlar Rus'tur sonuçta. Biz aynı milletteniz. Bunlar ve Putin zaten halkına şu anki Rus devlet medyası da halkına diyor ki biz oradaki nazi unsurlarını aynı zamanda batıyla işbirliği yapan batıcıları temizliyoruz. Yani Ukrayna'yı kurtarıyoruz. Ukrayna halkı bunların altında inim inim inliyor diyor. Putin'in medyasının halkına yansıttığı şey bu. Yani Rus halkının büyük çoğunluğu bunu biliyor. Ama muhalif medya blokları var internet üzerinde. Onlar da açıktan yazıyor. İşin öyle olmadığını. Rusya'daki birçok şehir gösterisi de var. Peki şimdi bakıyoruz. Lojistik olarak ciddi problemler yaşıyor. Ukraynalılar köprüleri havaya uçurmuş. Şu an Şehir savaşına hazırlanıyor. Amerikalıların Ukraynalara verdiği taktik şehir savaşına hazırlanın. Amerikalılar bu işte deneyimli. Ancak Amerika'nın Afganistan'da eğittiği orduyu da gördük. Sonuçta 200 bin kişilik Afgan ordusu diyordu. 24 saatte Taliban'a dayanamadılar, teslim oldular. Öyle bir şehir sokak savaşı olmadı. Ama Afganistan'da halk Taliban'dan barışıktı. Geçenlerde bir Afgan ile görüştüm. Kardeşinin Amerikalı tarafından Afgan hükümetinin önemli bir görevde olmasına rağmen aslında... Taliban'a çok daha yakın olduğunu, Taliban geldiğinde tümden o tarafa geçtiğini, dolayısıyla e, Afganistan askerleri blok halinde Taliban tarafına geçmişti. Muhtemelen Putin o süreci izleyerek burada da öyle olacağını varsaymıştır. Ayrıca 2014'te Kırım olayında e, devrim daha yeni olmuştu Ukrayna'da. Soros devrimi yeni, yeni yapmıştı ve çok kritik görevlerde milli güvenliği ilgilendiren gibi özellikle Ukrayna polisinde çok Rus yanlısı vardı. Bu süreçte onları da tavsiye ettiler. Ukrayna ordusu Avrupa'nın en büyük ordusularından biri. Orta düzeyde bir ordu. Rus ordusu da ciddi ciddi büyük bir ordu ama sonuçta Ukrayna içinde tüm Rus ordusu yok. Getirdiği kuvvet 200 bin kişi yaklaşık. E, Ukrayna ordusu daha fazla zaten. 200 bin kişiyle koskoca bir halka, bir orduya savaş açılır mı? Putin'in planı Böyle Ukrayna'nın 603 bin kilometrelik bir alanı komple işgal etmek değil elbette. Bunu edemeyeceğini bilir. Birinci derecedeki hesabı Kiev'i, Harkov'u ve Odessa'yı almak. Karadeniz'de Ukrayna'yı Karadeniz'e kapatmak. Karadeniz'i bir o, o, suyun öbür tarafında bir Rus gölü, gölü haline getirmek. Dolayısıyla Kiev e alıp bayrağı diktiğinde Sürgün bir hükümet kuracak. Ukraynalarda sürgünde bir hükümet kurur. Peki... Putin'in özel kuvvetleri nerede? Putin'in Wagner silahlı kuvvetleri nerede? Bugünden itibaren Putin'in stratejiyi değiştireceğini düşünüyorum. Yarından itibaren Kiev'e büyük çapta bir bombardıman olabilir. Daha henüz bombardıman uçaklarını kullanmadı. Ve süreci de izledi. Dolayısıyla Kiev'de bir sihir savaşı. Bu da önceden yerleşmiş olan Wagner grubunun muhtemelen ee, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ve ekibine suikast ya da onları aramaya bulmaya yönelik operasyon düzenleyeceğini biliyormuş. Tahmin ediyorum. Şimdi Ruslar şu ana kadar Putin, Ukraynalılar kendilerine teslim olmadı. Ukrayna uçmuş gitmiş. Artık Putin'in eski küçük Rusları değil onlar. Çünkü Soros onları başka bir dünyanın adamı yaptı. Tabii ki hepsi değil. Yine önemli ölçüde Rus etkisi var ama Rus etkisi içeride bir iç savaş Çıkma noktasında değil. bu Mevcut sorusun Ukraynalıları daha güçlü şu an halk olaraktan. Şimdi Putin, Slavları öldürmeyelim düşüncesiyle önce Rus askerleriyle e, Ukraynalıların karşı karşıya gelmemesi, kardeş kabul ediyor ya, buna nedenle kendi içindeki e, Dağıstanları, Çeçenleri, efendim, Başkurtları filan bizim Türkleri gönderdi oralara, bizim Türkleri telef ediyor. İngilizler de Birinci Dünya Savaşı'nda öyle yapıyor. Cezayir'den e, bang, yani çok farklı işgal etti. Hindistan'dan Müslümanları topluyor gönderiyor. Öyle de bir hikaye vardır. Bunlar e, Osmanlı'ya karşı savaşa gittiğinde söylemiyorlar. Boğaz'dan girerken e, ilk İngiliz gemisi ezan sesini duyunca ya burası İstanbul diyorlar, firar ediyorlar o dönemde Cezayir'ler. Haydarpaşa'da, Haydarpaşa Limanı'nda İngiliz cephaneliğini Havveye uçuraraktan yaklaşık 100 kadar cezayirli şehit oluyor. Orada yatıyor. Cezayirli Müslümanlar ve Haydar Paşa'nın altında. Orada şehit oluyorlar. Bir bölümü de şeye doğru kaçıyor. Adana'ya doğru gidiyorlar. 2005'te Cezayir'in Türkiye Konsolosu'yla sohbet etmiştim. Benden bir şey söylemişti. Ya o dönemde bizim kaçan dedeler vardı. Adana tarafında. Onları bulabilir misin şeklinde. Şimdi gelelim geri Rusya-Ukrayna olayına. Değerli arkadaşlar... Rusya bu işten vazgeçmeyecek. Bunu kaç kere söyledim. Vazgeçtiğinde, geri adım attığında, istediğini alamadığında Batı'ya karşı tüm tezleri çürümüş olur, teslim olur. Putin ve ekibi gider. Rusya'nın iddiaları Avrasya'da e, son bulur. Muhalefet liderleri gelir. Dolayısıyla Putin'in kovduğu batılı ne kadar batılı derken Soros ekibi batılı finans kuruluşları hepsi gelir Rusya'nın madenlerine onunla buna yeniden çöker sermaye çok orada. Rusya'daki oligarklardan batı kaynaklarına göre tabi Rus kaynaklarına rastlamadım ben. Devlet kapitalizmi artık bitsin diye açıklamalar yapıyorlarmış. Yani batıya göre bu ne demek devlet kapitalizmi? Bu biraz sonra geleceğim. Aslında batı ile Rusya kavgasında bir sistem kavgası da var. Yani bir medeniyet şimdi Rusya'nın önemli düşünürü stratejist Alexander Dagin'e göre bu bir biz diyor Batı'yı teslim almış, hükümetlerini kontrol eden küresel şeytanilere karşı savaşıyoruz diyor. Bu diyor, küreselcilerle Rus medeniyetinin savaşı, yani Hristiyanların savaşı diyor. Batı bu savaşı kaybetti, biz kazanacağız diyor. Bu da enteresan bir yaklaşım, yabana atılacak bir görüşte de değil. Rusların önemli bir adamı Aleksandr Dugin. Şimdi ee, Batı e ekonomik yaptırımlara baktığımızda biraz sonra geleceğim önemli bir şey var burada denizcilik noktasında. Küresel denizcilik endüstrisi iflas etti. Yani şu an neredeyse durakladı. Yüzlerce gemi limanlarda kaldı. Rusya ambargo olduğu için ayrıca ödemeler de yapılamıyor. Mars ve MSC uluslararası iki tane büyük kargo konteyner taşımacılığı deniz nakliyat şirketi var. Dünya çapında en büyük onlar. İkisi de Rusya navlunu durdurdu bir tanesi mez, MSC şeyi yeniden biz gıda şeylerini taşıyacağız dedi. Devletler de saflarını giderek belli ediyor. Şimdi Avrupa Birliği Rusya'ya ağır yıkıcı ekonomik yaptırımlar aldı. Amerika Birleşik Devletleri de ekonomik yaptırımları arka arkaya sıralıyor daha da gelecek diyor ama hala Ruslardan da petrol alıyorlar. Geçen yıl %7 almışlardı ama şu an bugün bile petrol alıyorlar. Dolayısıyla Bugün Fransa Maliye Bakanı'nın bir açıklaması vardı. Biz Rusya ekonomik, siyasi tüm gücümüzle savaş açtık diye eski Rusya Devlet Başkanı ve Başbakanı Medya Devleti e, Beyefendi dilinize dikkat edin. Tarihte ekonomik savaş diye getirilen kavramlar gerçek savaşa dönüştürmüştür diye sert bir çıkış yaptı. Daha sonra Fransız Maliye Bakanı dilini düzelttiğini ifade etti. Yani bu doğru bir ifade değil. Avrupa iki savaşta da yıkıldı. Hem gücünü kaybetti, gücü Amerika Birleşik Devletleri'ne kaptırdılar. Hem Hristiyan'ı Katolik dünyası tasfiye oldu iki savaşta. İki Dünya Savaşı'nın temel nedenlerinden biri de sonuçları mı, nedenleri mi tartışılabilir bir noktada Hristiyan'ın tasfiyesiydi aslında. Avrupa'da, şu an için Almanya'da olsun diye birçok ülkede olsun görülürdü Hristiyan ama bambaşka bir mekanizma. Halk sosyolojisine baktığımızda inancına e, dinden tamamen kiliselerden uzaklaşan bir mekanizma var. Daha önce ifade etmiştim. Ee, Katolik Kilisesi 1506 yılından beri zaten küresel küresel mekanizmanın kontrolünde. Haş, İsviçre şövalyeleri kurur. Hala o tarihten bu yana. Şimdi ekonomik yaptırımlara Ruslar direnmeye çalışıyor. Rus Merkez Bankası 1 trilyon ruble 9,5 milyar dolar değerinde Rus hisselerini satın alacağını beyan etti. Aynı zamanda e, ihracat yapan şirketlerin yüzde seksen oranında kazanmış olduğu dövizi bozdurmasını talimat verdi Putin. Ve Rusların dışarıya dövizle borç vermesini engelledi. Dövizle borç verme ne demek? Borç, dövizi önden gönderip arkadan kendi gidecek anlamına gelir. Bunu engelledi. E tabi ki turizm mevsiminde ne olacak şimdi önümüzde birkaç ayda? O da tartışılır. Savaşın ekonomik yönden bizi ilgilendiren çok önemli bir husus daha var arkadaşlar. Nedir? Türkiye'yi bir taraftan kaybediyor ama bir taraftan da kazanacağı bir nokta da var burada. Ondan da bahsedeceğim sizlere. Şimdi bir gazeteci abimle, arkadaşımla diyelim konuştum. Ne düşünüyorsun dedim. Dedi ki ya dedi Ruslar yanlış yaptı, hata yaptı, hesap hatası yaptı. Toplanıp Putin'i teslim ederler, bu işin içinden çıkarlar. Yeniden batı değerlerine göre seçim yapıyoruz derler. Yani küçümsemiyorum ama beni izliyordur muhtemelen. Bunun böyle olacağını zannetmiyorum. Bunun böyle düşünmek Rusya'yı, Rusları, Rus tarihini bilmemektir. Ruslar 1547'den beri piyasadalar. Daha önce zaten Moğollar onları e, yenmişlerdi Kiev'deyken. 1547'den beri sürekli savaş halinde. Çar 1. Deli Petro'nun dünya hakimiyeti ile ilgili mektubunu kaç kere anlattı? Vasiyetnamesini. Sürekli savaş halinde olan bir millet. Batı Rusya'yı küçümsedi, aşağıladı. Bu doğru mu? Doğru. Yani şu an Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler'deki 14 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. Rusların Lavrov'un Birleşmiş Milletler toplantısına katılması engellendi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın. <laughs> Peki nasıl olacak? Ruslar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in açıklama yaptığı insan hakları komisyonundan Birleşmiş Milletler'den Ruslar çıkartılsın. <laughs> Ruslar Birleşmiş Milletler'in daimi güvenlik konseyi üyesi. E katılımı engelleniyor. Bakın şimdi bu ne olacak? Size sürekli diyorum. Önümüzde iki süreçte değişik nedenlerle Birleşmiş Milletler sorgulanacak. Amerika'dan taşınabilir. Hatta İstanbul'a bile gelebilir merkez diye. Çok önceden beri anlatıyorum bunları. Şu an Batılılar Rusya'ya yaptırım yapıyor ama kendi işlerine döndüğünde bu yaptırımlar ters tepecek. Bu yaptırımlar sistemin çözülmesini de hızlandıracak. Şimdilik Rusya'yı diz çöküp küresel finans ağının dışına attılar. Küresel derken batı kaynaklı küresel diyorum. Çünkü Rus, Çinliler zaten Swift ve alternatif bir model geliştirdiler. Günlük 50 milyar dolarlık işlem hacmiyle. Şimdi Rusya ile Çin arasında ticaret hacmi artacak. Kendi para bilimlerine gelecekler. Bartır'a yönelecekler. Kripto paralara yönelecek Ruslar. Dolayısıyla bu batı kaynaklı finans sisteminin batılı Batılılara göre yine küreselcilere göre söyleyeyim 2045'te zaten olmayacağını, yeni bir döneme geçileceğini ve 3 kaynaklı merkezi kesim finans, kripto para, dijital para, dijital merkezi para gibi nesnelerin interneti, dijital dünya, yeni bir dünya hayali var. Ama şimdi ulus devletler giderek daha da sıkılaşıyor. Bu, bu süreç 2045'e yetişir mi yetişmez mi ayrı bir şey. Tamamlayabilirler mi? Şimdi Avrupa'da başta Amerika Birleşik Devletleri'nin niyeti Avrupa'yı arkasına almak. Ruslar Avrupa'nın yan yana gelmesini engellemeyi çok istiyorlar. Kendi kara hakimiyet teorilerinde var. Giner kuşaklı, efendim Kalpak dedikleri Avrasya'nın merkezini kontrol eden İngilizlerin kara hakimiyet teorisiyle Amerikalılarınki birbirinden farklıydı. Bu çerçevede yönünü Doğu Avrupa'da Rusya'ya yönelik silahlarını tutarken dedi ağaçta bir taraftan da bu silahlar ters dönerse Avrupa'ya yönelir. En büyük korku Ruslarla yan yana getirmemekti. Amerika Birleşik Devletleri yapmış olduğu stratejik hesapla bunu şu an sağladı. Ukrayna'da kalkın, ben çok umurumda olduğunu zannetmiyorum. Her ne kadar Birleşmiş Milletler'de konuşma yapsalar da Amerikalılar. Çünkü Amerikalıların tarihine baktığımızda, Afrika'da, Orta Doğu'da, Asya'da yaptıklarına baktığımızda, Vietnam'da, her türlü Rusların kullanmadığı daha ileri bombaları kullanmışlar. Dolayısıyla Japonların e Pearl Harbor saldırısında aslında petrol amargosunun etkili olduğu söylenir. Tarihte Amerika'la petrol amargosu koyuyor ve koyduruyor. Şimdi Rusya'ya yönelik yaptırım Rusları ve Putin'i daha da agresif hale getirir. Bu da zavallı Ukrayna halkına fatura edilir. Halk dirensin, dirensin de gökyüzünden gelen bombalara, yıkılan binaların enkazının altında nasıl direnecek? Yani bu savaştan nerede duruyorsun diye ne, duygusal ve insani olarak da bir sivil halkın, ben sivil halkın yanındayım. Ama asla Ukrayna yönetiminin yanında değilim. Ukrayna yönetimi küresel bir kukla. Rusların bu yöndeki eleştirisine katılıyorum. Çünkü bunun için Rus olmaya gerek yok. Zaten görüyoruz ne yaptıklarını. Dolayısıyla Putin bu geceden itibaren muhtemelen bu gece veya yarın şafakla Kiev'i bombalayacaktır ağır bir şekilde. Bunu da ben kritik zaten söylüyor da istihbarat birimini bombalayacağız diye ama şu ana kadar dağınık görüntü altında A planı bitti, B planına geçecekler. Bu da yoğun bombardıman. Kiev'in Kiev 25 kilometre dışında bekliyorlar. Şimdi Ukrayna'nın silahlarıyla Rus silahları aynı. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Ukrayna Sovyetler Birliği'nin Moskova ve Rusya'nın ana internat dışında en büyük silah deposuydu. Nükleer güç, tanklı füze yapımıydı A'dan Z'ye. Çok önemli. Teknoloji orada kaldı. Türkiye'nin Ukrayna'ya yönelik ilişkisinin temelinde zaten Sovyetlerden kalan savunma sanayine ulaşmak vardı. Uçak, uçak motoru, tank yapımı gibi farklı Sovyetlerin farklı bir teknolojisi vardı. Şimdi Römerk'le çekilen zırhlı araçlara baktığınızda bunlar Ruslarda da aynı, Ukraynalılarda da aynı bir Ruslarla başka Amerikalılar savaşsa orada hangi tankı ne olduğunu görürüz ama ikisinin de silahları geçmişi aynı. Batı teknolojisini aldı şimdi hızlı bir şekilde veriyorlar. Mesela bize gelen haberlerde Polonyalılar uçak verecekmiş diye. Polonya hayır biz dedi bu şekilde şey katılmıyoruz şeklinde. Çünkü Rusya ile uzun bir sınırı var. Leningrad, Kaliningrad direkt Polonya'nın içerisinde. Dolayısıyla bir taraftan da çekiniyorlar. Ama şimdi Finlandiya'ydı, İsveç'ti, tarafsız olan İrlanda'ydı, Avusturya'ydı, İsviçre'ydi taraf bozdular. Bu Avrupa'nın güvenliğini ilgilendiriyorlar. Biz Avrupalıyı sonuçta diyerekten Avrupa şimdi kendi arasında bu bu güvenlik endişesiyle bir Avrupa ordusu çıkartabilir mi? Amerikalarla şu an beraber gidiyorlar. Amerika Avrupa'yı tam kontrol altına aldığını düşünüyor ama Avrupalılar diğer taraftan da dünyanın gidişatını hiç hoş karşılamayarak Fransa istiyor, Almanya gevşek istiyor. İngilizler hiç istemiyordu ama bu Fransa, Almanya'nın gönderliğinde bir Avrupa ordusunu yeniden gündeme getirme ihtimali var. Şimdi NATO'ya sarılırlar ama bir süre sonra Amerika'nın Çin'le mücadelesinde Rusya'ya gösterdikleri aynı tepki isteyecek. Bu bunu bulamayacaklar. Bu savaşı arkadaşlar iyi diyelim. Bu bizim başımıza da gelme ihtimali yüksek gelecekte. Nasıl? Biz şimdi kalkıp Yunanistan'a savaş açmayız. Ama bir oldu bittiyle Yunanistan'a böyle göstermelik bir savaş açtırıp Rusya'ya ne ambargo uyguladıysa aynısını Türkiye'yi izola edebilirler. Şimdi Dersibik'in şey, geçmişte ekibi çok dergilerde, batı kaynaklı dergilerde kapak resimlerinde Şiçipmek, Putin, bizim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Venezuela liderini hep beraber gösteriyorlardı. Batı liberal, demokratik değerlere göre ideolojik bir savaş yürütüyor. ideolojiktir. Amerika'nınki jeopolitik olarak ama genelde ideolojiktir. Çünkü Rusları tanımıyor. İki, iki kutuplu bir dünya Çin'i karşısına almak istiyor. Rusya'yı yanına almak istiyor. Hangi Rusya'yı? Putin'in Rusya'sını değil. Putin'i devirerekten muhaliflerin başa geçtiği, aynen Zeliniz gibi orada da bir tane var, onu başa geçirerekten, Rusya'yı yanına alaraktan, Çin'in üzerine iki koldan gitmek istiyor. Şimdi bu süreçte Balerust'a füze atıldı, işte roket atıldı ve Balerusa Rus nükleer e, e, silaha yerleştirilecek. Bu durumda nedir? Balerust'taki muhalif lideri kendini devlet başkanı ilan etmişti. balerus daha kaygan bir zemindir. Dolayısıyla bu hafta içerisinde balerus'ta ciddi bir kitle gösterilerine görebiliriz, sahne olabilir. Soros şöyle bir araştırmama göre en büyük yatırımı ekonomik olaraktan sivil toplum kuruluşları üzerinden Ukrayna'ya yapıyor. Daha sonra da Belarus'a yapıyor. Bunlar zaten Rusya'yı uzun süredir makasa almışlardı. Bir taraftan Belarus az kalsın deviriyorlardı Belarus'u. Bir taraftan da Ukrayna. iki taraftan ve Amerikalıların kendi analizlerinde, tezlerinde Zaten Rusya'nın nasıl yenileceği uzun uzun çok fazla makale var. Yani Ukrayna ve Belarus'un düşmeden Rusya'nın yenilemeyeceğini anlatıyorlar orada. Buraların da nasıl düşürüleceğini anlatmışlar ve Ukrayna'da başarılı oldular. Belarus'ta biraz istedikleri sonucu alamadı. Şimdi dünyadaki ulus devlet ilişkilerinde ve jeopolitik güç dengelerinde bu savaş çok şeyi belirleyecek. Yani e, Rusya'nın Ayrıca bu savaş ne zaman biter diye başladım ya arkadaşlar. Böyle üç gün beş günde savaş bitmez. Anlattık. Kırım işte bir ay sürmüş. Donbas 2 ay. Gürcistan altı gün koskoca bir Ukrayna var ve orada yeni deneyimler var. Dolayısıyla uzun süre gider. Putin Odessa'yı, Harkov'u ve Kiev'i alsa bile <laughs> direniş bitmez. Afganistan'da ne olduysa, Afganistan'da başarısız kaldı, geri çekildi ama Afganistan'dan çekilmek kolay, oldu. Sovyetler Birliği'ydi ama bu kez buralardan çekilme lüksü yok. Uzun süre öyle gider. Yani e, Batı sürekli, nasıl ki hapishanelerden mahkumları bıraktı Zelenski, Batı'dan birçok paralı asker, e, farklı farklı gruplar, Afrika'dan da oraya direnişçiler, Ukrayna müftüsü, dünya genelinde Müslümanlar Ukraynaların yanında çalışmaya, çatışmaya, savaşmaya davet etti. Dolayısıyla batı kaynaklı tüm Afro Avrasya'daki örgütler yönünü Ukrayna'ya doğru döndürecek. Ukrayna'da çok ciddi bir gerilla savaşı, kırsal savaş, batılı paralı askerlerle Rus Wagner grubunun değişik değişik küçük bölgelerde savaşını görme ihtimalimiz yüksek. Şimdi Putin'in B planı havadan ağır bombalama. Hedefleyeceği bombalarken de ben sivili atmıyorum diyecek, sivile de atacak. İşte ben kritik, burada işte istihbarat var. Efendim burada sivil görünüyor ama askerler var. Burada batıdan gelen paralı askerler var, paralı savaşçılar var diyerek de kritik yerleri bombalayıp halkı bezdirmeye çalışacak. Ukrayna halkı şu an için tepesinde bomba bulmadığı için oradan biz vatanımızı kurtaracağız diyor ama bombaların altında ne diyeceklerinden çok da emin değilim açıkçası. Kendi vatanlarını ne kadar koruyup korurlar bunda önümüzdeki birkaç gün içerisindeki süreç gösterecek. Şimdi geliyorum. Türkiye'de turizm noktasında döviz gitmemesi için Ruslar bu sene tatil yapmayacaklar. Öyle görünüyor. Ukraynalıların tatil yapacak hali yok. Ee, göçmen diyor. Avrupalıların iki yüzlüğünü gördük. Washington Post'ta bir yazı vardı. Avrupalılar diyor ki orada ya bunlar kara saçlı falan insanlar değil. Yeşil gözlü, mavi gözlü, sarı saçlı bunlar bizden diyor. Ve iki yüzlüğünü batının kendi içinde ayrı, dışarıya ayrı. Dışarıda dünya ölmüş umurunda olmaz ama Ukrayna'yı kendinden kabul ettikleri için bunlara göçmen demeyelim, mülteci diyelim diyorlar. Ve şu an şimdilik 350 bin Ukraynalı'dan bahsediliyor göçmen olarak, mülteci olarak da. Hava saldırısıyla beraber bu ciddi oranda artacaktır. Batı bu noktada gel gel diyor ama yine bu noktada ciddi anlamda kendi işlerine problemler yaşayacağını düşünüyorum. Şimdi Çin'in bir kuşak bir yolunu durdurmak istiyor Amerika. Bunun durdurmanın yolu ne? Dün söyledik. Doğu Türkistan'ın sınırlarına gidip dayanmaktır. Tren geçemez geçerse bölüşelim pastayı. Benim kontrolüme gir diyecektir. Arkadaşlar birçok farklı yol var. Çin'in bir kuşak bir yolu iki şeydi. Bir deniz ayağı biri de kara ayağı. Demir yolu kara ayağı. Demir yolu için çok farklı yollar var. Ama üç tane ana güzergah var. Kuzey koridoru Rus çıkıyor şeyden Çin'den Rusya üzerinden Belarus'tan Rusya'dan Rusya Belarus Polonya oradan Almanya'ya gidiyor. 2016'da 8 milyar dolardı bu tren seferlerinin değeri. 2021'de 74.9 milyar dolara çıkıyor. 2016'da 1900 sefer vardı. 2021'de 14.000 sefer. Her 30 dakikada bir tren kalmış. Kuzey yolu şu an artık Çin için e, e bitiyor. Çünkü Rusya bu kadar yaptırım yapanlar Rusya'dan Polonya'ya böyle bir girişe izin vereceklerini zannetmiyorum. İsteseler de bu kendileriyle çelişmek olur. Güney yolu İran. İran'da da yaptırımlar hakikaten devam ediyor. Geriye Türkiye üzerinden geçen, bizim 3. Boğaz köprüsünden geçen orta koridor geliyor. Dolayısıyla bu noktanın önemi daha da artacaktır. Karabağ'daki savaş sonucu Azerilere geçmesi, Elmenistan'la anlaşma, Nahçıvan'da o koridorun açılmasının ne anlama geldiğini şimdi daha iyi anlıyoruz. Ulus devlette de Rusya kapışırken birileri de başka hesaplar yapıyor burada net bir şekilde gördüğümüz. Dolayısıyla Türkiye'nin duruşu net. İkisini de feda etmiyoruz diyor. Yani Ukrayna'da iyi ilişkimiz var. Rusya'yla da iyi ilişkimiz var. Çünkü bir, bir denge ilişkisi vardı Türkiye. Ye. Şimdi Rus, Rusya'ya karşı, Batı'yı Batı'yı karşı Rusya'yı kullanıyordu. Rusya şimdi kendi içinin, kendi derdine düştü. Afrika'da istediği gibi ilerleme sağlayamayacak birçok Mali'de Fransızların boşalttığı yere Ruslar girmişti. Avrupalılar bu noktadan çok rahatsız. Amerikalılar zaten rahatsızdı. Rusları ciddiye almıyorlar. 89'da Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusları ötekileştirdiler hep. Ama Ruslar da bunu dikkat ederekten kendini ciddiye aldırmaya çalışıyor. Bu bölgede diyor NATO'dan talepleri neydi? 97'de girmiş olan eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri NATO'dan geri çıksın. İşte Ukrayna tarafsız olsun. Dünkü barış görüşmelerinde Putin'in söylediği neydi? Kırım'ı tanıyın, donması tanıyın, Ukrayna ordusu silahsız, silahsızlandırın. Putin'in şu anki hedefinde Ukrayna'da Odessa'ydı, Harkov'du, Kiev'i işgal ederek, bayrağı çekerek de Ukrayna ordusundan Rus yanlısı varsa, kalmışsa onları yanına alarak orduyu dağıtmak, silahsızlaştırmak. Çünkü bir savaşın geleceğine halk değil ordu karar verir sonuçta. Yani karar vermedi de önemli değil. Halk da karar verir ama halkın gücü bellidir sonuçta. Eğer Ukrayna ordusu ezici bir hava bombardımanı ve kayıplardan sonra hakikaten e, teslim olmaya karar verirse olayın boyutu değişir. Şu an için bir espri, espritüel bir tweet atmıştım. Sordu arkadaşım biri nereye gidecek diye. Büyük Zelenski önderliğinde Ukrayna halkı ve hapishane kaçkınları Moskova'yı basıp Putin'i tutuklayacak ve de yeni dünya düzeni ilan edecek şeklinde. Bu yeni dünya düzeni bir Ukrayna'nın milletvekilinin videosundan kaynaklı arkadaşlar. Biz diyor sadece Ukrayna için değil yeni dünya düzeni için mücadele ediyoruz. Ukrayna Dışişleri Bakanı da açıklamasında diyor ki Ukrayna'da demokrasiye sahip çıkın. Ukrayna kaybederse AB kaybeder, NATO kaybeder. Demokrasi düzen yıkılmayla yüz yüze gelir diyor. Bu diyor, Birinci Dünya Savaşı'nın, İkinci Dünya Savaşı öncesindeki durum neyse bu da odur. Hitler de o dönemde eee işgal etmişti. ses çıkartmamıştı Batı. Dolayısıyla e, Batı'nın çeyi son süre devam ediyor. Rusya'yı ablukaya alması Ukrayna Zelenski dün müracaat etmişti. Bugün Avrupa Parlamentosu kabul etti adaylık statüsünü Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne. Avrupa Birliği'nin de geri adım atacak hali kalmadı. Avrupa Birliği Amerika'ya rağmen şöyle biraz şey durabilirdi ama Ukrayna'nın tam işgalinde bakışlarını biraz şaşkınlıkla değiştirdiler. Ya bu Putin yarın bugün bizim üstümüze de yürürse. Bir de nükleer tehdit yaptı Putin. Dolayısıyla Avrupa Birliği de kendi içinde şimdi düşünürken bu düşünceler NATO'ya ilk etapta sarılma, NATO'ya olan borçlarını ödeme bir sonraki adım ne olacak? Kendi ordularını kurmaya yönelik yeniden Avrupa'da sahalara dönmüş olacak savaş sahasına. Çin'in Ayrı bir videoda bunu anlatacağım ama Çin'in şu anki tepki Çin Komünist Partisi'nin muhtemelen Kasım ayında seçimi var. Xi Jinping problemsiz seçime gitmek istiyor. Rusya'nın yanında durduğunda Batı yaptırımlarında kendisine Çinlere daha fazla gelmesinden endişeli. Buna da biraz böyle muallakta duruyor şimdilik. Rusya'dan ticaretini devam ettirecek ama Rusya'nın batıya karşı kalmış olduğu maruz problemlere ortak olmak istemeyecektir. Dolayısıyla Çin'in ortak kuşakta da ortak koridorda da Türkiye'ye yöneleceği belli. Bu nedenle Çinliler bugün yarın Türkiye'ye damlarlar. Gelin bakalım yeniden sizin oturalım şeklinde. Çinlerin duruşu elbette ki önemli. Çin aynen biz Türkler bu savaşta Batı ile Rusların savaşında hem Rusya'nın hem Rus hakkını daha iyi görüyoruz. Biz bunu anlatıyorduk ama anlatamıyorduk. Hem Batı'nın nasıl bir yaptırım mekanizması çalıştırdığını görüyoruz. Çinliler de aynı şekilde buradan ders çıkartıyorlar. Eminim Tayvan'ı işgal etme sürecini biraz daha uzatacaklardır. Öncelikle Batı'ya karşı Batı finans sistemine, Batı finansına ihtiyaç kalmadığı en az ihtiyaç indiği noktada. Mesela Ruslar 300 milyar eurosunu Avrupa'da bırakıyorlar. Böyle bir yaptırım beklememişlerdi. Eksik yapmışlar. Hem ekonomik planlamayı eksik yapmışlar. Hem sahadaki lojistik planlamayı birbirlerine dağınık görüntü veriyorlar. Bugün Amerikalıların uydu üstünden attığı resme göre 64 kilometrelik Rus konvoyu Kiev'e doğru yola çıktı. Zaten 25 kilometre dışında vardı. Dolayısıyla bu gece ya da sabaha karşı Kirev'de kritik yerlere ağır bir bombardıman olma ihtimali yüksek. İşte savaşın gidişatı önümüzdeki birkaç gün içerisinde belli olur. Şehir savaşına mı dönüşür yoksa halk bırakır kaçar mı? Yoksa dünyada ne kadar ipten kaçan kendileri bilmem ne yapan tipleri batı toplayıp şehir savaşı için Rusların karşısına diker mi orada? Bina buna bu da büyük tahribat demektir sivillerin kaybı demektir, çocuk ölümleri demektir. Yani dolayısıyla Ruslar tarihi bir bu noktada koskoca Ukrayna'nın tamamına girmekle ağır bir bedel ödeyecekler. Bu işten nasıl çıkacaklarını merakla takip ediyorum. Çünkü Rusların geri dönüşü yok bu işten. Ya kazanacaklar ya kazanacak. Kaybettiklerini asla söylemeyeceklerdir. Söyleyemezler. Çünkü Rusların batıya karşı bu zamana kadar bir duruşu var. Bu e, tamamen Rusluğun iflası demek. Sırasal birliğini, dolayısıyla geri adım atmayacaklar, dozu yükseltecekler. Batının bu medya propagandası daha fazla Ukraynalı sivil, gariban, bat, zavallı insanın ölümü anlamına geldiğini düşünüyorum ben. Batı bundan da çok ilgilenmiyor gibi görünüyor. Dolayısıyla bu iş çözülebilirdi diplomatik girişimlerle ama Rusya'yı ciddiye almadılar ve çözmediler. Rusya'nın hedefi de belli, hesabı da belli. Çağlık politikası. Yani Rusların kendi kafasında Putin'in bir planı var. Yeniden büyük Rusya. Bu planda bu coğrafya benden sorulur diyor. Buranın patronu benim diyor. Amerika Birleşik Devletleri de hayır buranın patronu sensin. Tanımıyoruz dedi. Ve e, olay geldi. Savaşta düğümlendi. Dolayısıyla şiddet B planı olarak şiddetin dozu artacaktır. Evet değerli arkadaşlar olayın Türkiye'yi ilgilendiren çok başka boyutu var. Türkiye için Rusya üstünden değerlendirdiğimizde daha başka bir tablo var. Bunu da önümüzdeki günlerde bu değerlendirmeleri sizlere yapacağım. Arkadaşlar analizde eksik olur, yanlış olur çok da önemli değil. Gördüğümüzü anlatıyoruz. Önemli değil derken doğru gördüğümüz ya da eksik gördüğümüz ya da yanlış bildiğimiz yerleri de biz de süreç içerisinde düzeltiyoruz. Önemli olan analiz yapmaktır. Bu nedenle benim anlattığım şeylere bir görüş olarak bakın. İlla ki doğru şeklinde de bir yaklaşımım yok. Ee, Allah Türk milletinin yardımcısı olsun arkadaşlar. Ee, tüm dünyanın iyi insanlarının, mazlumların yardımcısı olsun. Dünya çok iyi bir yere doğru gitmiyor. Bu noktada dün biraz bahsettim küresel mekanizmanın hesaplarına daha bunları da çok konuşacağız. Ama dünya böyle bir yer arkadaşlar. Şu an gene iyi. Dünya tarihine baktığımızda, hele bizim tarihimize baktığımızda hep savaş tarihi. Hele Osmanlı'nın son 200 yılına baktığımızda büyük dramlar, büyük acılar var. Dolayısıyla bir Rusya ile Avrupa savaşı, şimdi Hitler ile Avrupa savaştı, Almanlar iki kere savaştı. Şimdi bir de Ruslarla Avrupalıların savaşını döndüğümüzde, baktığımızda bunlar kendi yaşattıkları acıları, kendileri bir kere daha yaşama endişesi ve korkusunu taşıyorlar. En azından ölen Iraklı'nın, ölen Suriyeli'nin, ölen Yemenli'nin, ölen Libya'lının, ölen Afganların da insan olduğu noktasında Hatırlamalarını umarım vesile olur. Görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Hoşça kalın.